Ne hikmetli kapıymış arkadaş. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın, belediyenin malını mülkünü satmak, olmaz imar işlerini olura çevirip, oralardan daire sahibi olmak, yaylaya yapılan lüks villalar, altyapı inşaatındaki şaibeler ve bunlarla ilgili mantıklı bir açıklama yapamamasını bir kenara koyalım. Ki, bugüne kadar yazdıklarımız buzdağının görünen yüzü. Daha ulaştığım öyle bilgi belgeler var ki, hepsini sağlıklı bir zemine oturttukça yazmaya devam edeceğim. Bugün başarısı mı diyelim, hilesi mi diyelim karar veremediğim bir yönüne dair bilgiler aktaracağım. Kadrolaşma ve atamalardaki hünerine. Ki bu istediği kadrolaşmayı yapamazsa, zaten diğer işleri nasıl yapacak değil mi? Önce kendisi gibi amaçları olan insanları belediyeye hakim kılacak ki, istediğini yapabilsin. Geçtiğimiz Şubat ayında Tokat Valiliği görevde yükseltme ve umman değişikliği, Müdür atamaları gibi konularında açacağı sınav için Niksar Belediyesi'nden liste istiyor. Belediye de kurum personeline şartları uyanlar sınava girebilir diyerek sınavı duyuruyor. Kurum personellerinden şartları tutanlar bu sınava girmek için müracaat yapıyor. Ama başkan listeden memnun değil. Çünkü şartları uyup müracaat edenler başkanın kumaşına uygun değil. O kendi adamlarının görevde yükselmesini, müdür olmasını istiyor. Dolayısıyla listeye istediği o isimleri de yazıyor. Fakat bir sorun var, yazdıkları isimlerin sınava girme yeterliliği yok. Dolayısıyla valilik, şartları uymayanları listeden ayıklamasını isteyerek listeyi Niksar Belediyesi'ne geri gönderiyor. Farklı bir listede gitmeyince, sınav iptal oluyor. Böylece şartları uyan ve görevde yükselme, Müdür olma şansı yakalayanların önü kesilmiş oluyor. Başkan, yıllarca kuruma hizmet verip şartları uyanların önünü bu şekilde kestikten sonra yeni bir planı uygulamaya koyuyor. Şartları uymayan kendi adamlarımı nasıl müdür yaparım planı. Onun da formülünü şöyle buluyor. Mevcut kanunlar çerçevesinde bir isme başkan yardımcılığı görevi verilir ve o kişi bu görevde 6 ay 10 gün görev yaparsa müdür olarak atanabiliyor. İşte bu açı kullanarak, adamlarından Hikmet Subaşı ve Nizamettin Şahin'i hemen başkan yardımcısı atıyor. 6 ay 10 günlük sürenin sonuna yaklaşıldı. Dolayısıyla da başkanın, yaklaşık 15-20 gün sonra, Hikmet Subaşı'yı Ayvaz İşletme Müdürlüğü'ne, Nizamettin Şahin'i de İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne ataması bekleniyor. En azından ben, beni bir kez daha haklı çıkarması için bekliyorum. Bitti mi peki? Hayır, Aldığım bilgilere göre, daha sırada Serkan Toker ve Nedim Işık var. Başkan onları da müdür yapmayı planlıyor. Başkan yardımcısı iken müdürlüğe atananlardan boşalacak yerlere bu isimler başkan yardımcısı atanacak. 6 ay 10 gün sonra onlardan Serkan Toker Belediye Yazı İşleri Müdürü, Nedim Işık Fen İşleri Müdürü yapılacak. Bu müdürlükler dolduğu için de diğer personelin müracaat edeceği bir yükselme sınavı beklentisi de ortadan kalkıyor bütün emekleri, çabaları boşa gidiyor. Sorsan başkana dini bütündür. Hak yemez. Yahu bundan âlâ kul hakkı mı var Allah aşkına? Birilerinin çolunun, çocuğunun, eşinin hakkını al, hak etmeyenlere ver. Hikmet Subaşı, başkanla birlikte kimine göre Hikmet Kapısı Derneği, kimine göre ise Himmet Kapısı tarikatinin müdavimlerinden. Bu yapının Niksar'daki şeyhi Yusuf Gündoğdu. Yusuf Gündoğdu ismi belediyede diğer şaibeli bazı atamalarda da karşıma çıktı. Kimi Yusuf Hoca diyor. Kimi Şeyh diyor. Başkan Özdilek Özcan üzerinde etkili olduğu söyleniyor. Gelişmeler de bu etkiyi gösteriyor zaten. İleride Yusuf Gündoğdu ismini, Niksar ile ilgili farklı konularda da duyacağız. Şunu bilin ki, ne hükümet konağının satış dosyası kapandı ne de oraya yakın bir yerde yapılan inşaata mahkemenin durdurma kararına rağmen alem kullem devam ettirilmesi ve finalde o binalarda Başkan Özdilek Özcan ve yardımcısı Fatih Dönmezoğlu'nun birer daire sahibi olmaları konusu kapandı. Buralarla ilgili yeni bilgi belgeler var. Hatta Niksar Belediyesi'nden ihale alan bir müteahhitten Başkan Özcan ve yardımcısı Fatih Dönmezoğlu ikilisine geçen başka dairelerde radarıma yakalanmış durumda. Belediyeye iş yapan müteahhitten bu dairelerin bu ikiliye geçtiğini de doğrulatmış bulunuyorum. Niksar ve Mudanya'da villalar. AVM'ler de dükkanlar gibi iddialarda henüz netleştiremediğim iddialardan. Biraz sabır. Bu ikili aynı zamanda Hikmet Kapısı Tarikatı'nın de müdavimleri. Abi ne hikmetli kapıymış be. Not, Fatih Dönmezoğlu şu an başkan yardımcısı değil. Partiden gelen tepkiler neticesinde bu görevden alındı. Ama başkan bu maharetli ve hikmetli dava arkadaşını yanından ayırmak istemiyor. Belediye şirketlerinden birinin genel müdürlüğüne getirdi.